Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bir şey diyeceğim, bu ev ne kokuyor? Tuvalet. Bu kadar. Yani bak, grip olduğum halde burnum tıkalı, yine de o koku geldi ta ciğerime. Ben maske alabilir miyim? Duramayacağım burada. Ama olmadı ki şimdi. Ama çok kokuyor. Ben temizleyemem ki burayı. Nasıl bir koku? Seyircilerimiz şu an sizin kokona olduğunuzu düşünecekler. Ama lütfen seyirci gelip şu kokuyu alsın. Kokona kokudan rahatsız oldu diyecekler. Tatlı kızı ne içsin? Dayanamadı ile birden içeri giren adam ciğerine doluyor. Ama temizlemeye temizleyeceğiz. Evet. Bir şey söyleyeyim, kedi mi var bu evde? Bir kedi kokusu, bir tuhaf. Bırak şimdi kokuyu falan. Ev boş. Nasıl boş? Ev boş. Eşyasız mı? Var eşyası da boş yani. Boş. Kimse mi yaşamıyor bu? Şu anda yaşamıyorlar ama temizlendikten sonra yaşamaya başlayacaklarmış. Evet, evin planı da bir tuhaf. Plan yok. Hiç plansız. Anlık yaşıyor ev sahibi. Peki, nereden başlıyoruz? Gelin. Hadi gel. Bu evin tavanları nerede? Hatta gitmiş. Anam, evi deniz kumuyla yapmışlar. Hep deniz kabuğu, içi dolu. Evet, mutfağımız esnaftan boş. Dolaplar da mavi. Bu evi özellikle benim için mi seçtiniz bu kadar kötü? Evet, size özel burası. Kız daha ne olsun, bir damla yağ yok mutfak. Yalnız ev sahibimiz dondurucunun içine sakın girmeyin dedi, ona göre. Tek dondurucuya dolaplar para verdiği için. Dolaplar tahta değil de plastik gibi sanki. Ne plastiği Kadir? Olur mu öyle şey Allah aşkına? Aha plastik, gel bak. Yok değil. Gel gel. Yok yok. Altından bak, altından. Ya plastik banyo dolabı kapağı bu. Mutfağı biraz diğer yarışmacılara göre daha büyüktü ama çok fazla kirli yağ görmedim. Kız bana bak, bunlar plastik, güzel çıkar kiri. İçi boş plastik bunların bak. Şunları da çıkarsak silmeye de gerek yok. Çıkarabiliyor muyuz? Sök onları zaten. Altları çok kirli. Altından ne çıkacak acaba? Baksana plastik. Altı da plastik. Vallahi mis gibi. Özlem evi çok zor değil ama küçük küçük detayları var. Özlem'in evinde buzdolabı yok. Özlem Hanım, bu 5-2-0 nedir Allah aşkına? Evrene enerji gönderiyorsun. Meditasyon. Ben parayı seviyorum, para beni seviyor. Bu para frekansı 5-2-0. Uluslararası bir frekans mı bu? Neyle alakalı? Hayır, Rus bir matematikçi zamanında bulmuş. Önemli olan istemeyi bilmek mi yani? Evet, nasıl istediğin, nasıl niyet ettiğin, nasıl arzuladığın ama olumlu düşünceler. Kesinlikle olumsuzluk yok. Peki şimdi bu ritüel nasıl oluyor? Kadir'le birlikte bir gösterir misiniz? Ben parayı seviyorum Allah'ım, sen de parayı bana... Yok, dur bir dakika, Özlem Hanım gösterecek. Ben parayı seviyorum, para beni seviyor. Ben parayı kendime çekiyorum. 5-2-0. Ben parayı seviyorum, para beni seviyor, ben parayı kendime çekiyorum. 5-2-0. Evet, sürekli aklından 5-2-0 geçir bunu. Hatta bak, şey de çok önemli. Peki bunun yaşamışlığı var mı sende? Oldu mu? Para geldi mi? Ay evet, ben bir akşam böyle yatıyordum. Yine böyle yaptım. Sabah beni aradılar vakıflardan, restorasyon işine çağırdılar. Bir konağın restorasyonunu yaptım. Kendi ekibimi götürdüm. Şu anda müze oldum. Özellikle beklediğim mutfak dolaplarının içlerini gerçekten tertemiz bekliyorum. Şimdi derin dondurucu. Buna girmemizi istemiyorlar. İçinde etleri varmış. O yüzden öyle kalsın dediler. Evdeki entim, bir şey diyeceğim. Vallahi bu mutfak çok kolay. Bana öyle gelmiyor. Gelmiyor, niye? Çok kapak var. Kapak olsun da kapaklarda ne var ki? Silsil çık, silsil çık. Neyse, onu birazdan göreceğiz. Hadi salona geçelim. Hadi salon gel. Yerde tahtaymış, güzel silinir, parlar. Evet, yalnız salonun ambiyansına, bu çiçekli çekyat örtülerine bu tablo nasıl güzel yakışmış anlatamam. Evet, Paris'te bir sonbahar akşamı. Şanzeli'de. Evet, salon güzel. Örümcek ağları da çok fazla yok. Koltuklar örtülü, iki tane camı var. Oturma odasına girdiğimde etrafta çok fazla bir dağınıklık yoktu. Özlem bunların üstesinden geleceğini düşünüyorum. Özlem Hanım, sizin evinizde bir tane örümcek bulurlarsa... Beni yerler. Sadece yemezler. Gargara yapar, tükürürler. Ama bak, zaten girdim, direkt onlara baktım. Şurada var, şuralarda var. Gördüm onları. Direkt zaten örümcek ağlarıyla başladım. Aman ha, sakın unutmayın. Yani burada evet, detaylık bir ev aslında. Ama ben burada detaya girersem 3 günde çıkamam. Ben çünkü detaycıyımdır. Bana öyle detaycı deyip inşallah bir yerde 40 dakika kalmazsın.
Ay Cihan, aldın oturdun. Oturmak yok bugün. Bana çok yardım edeceksin. Kadir, dünkü yarışmacımıza elin ağır dedin. Ama sonra kız benim elim ağır değil. Ben detaylara takılıyorum dedi. Ama şimdi kusura bakmasın da burası da takıntı programı değil yani. Takıntılıyım diye bir mutfakta da biz 2 saat 45 dakika geçirilmez ki. O neyin takıntısıymış öyle? Takıntılı işte. Bak, insanları kırıyorsun Kadir. Vallahi insanları kırmıyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Programı izleyip gelsinler. Lütfen. Lütfen. Kadir, beni onun adını hayır. Onun adını şimdi çıkartmışlar. Takıntılıyım ben. Yalan, eli ağır olan ben elim ağır demiyor, takıntılıyım diyor. Öyle bir şey yok. Yalan deme. Hayır, ben inanmıyorum öyle bir şeye. Özlem burada ortayla bir temizlik çıkaracak. Ya çok iyi yapacağını da düşünmüyorum, çok kötü yapacağını da düşünmüyorum. Ortaylı, yetiştiremediği yerler olabilir. Hani mutfak dolaplarında çok oyalanırsa. Takıntılıyım, takıntılıyım. Neyin takıntısı Allah'ını seversen? 4 saatlik yarışmada nereye takılıyorsunuz ya? Delirtmeyin beni. Geçen sezon dünyanın kirini temizledik. Kız dün bak, ne beyaz eşya var, ne bir ocak var. Eğer bir de yağlı bir ocak olsaydı o takıntıyla biz nasıl banyoya girecektik? Banyoya giremeyecektiniz. Hasta hasta beni sinirlendiriyorsunuz ya. Adı olmuş takıntı ya. Geçen bağırma sene Kadir, korkma beni ama. Yok, korkma sen. Korkarım çok hassas ben. Bir hanımefendi. Evet öyle. Evet. Şimdi 4 tane koltuk var. Koltukları sinemeyeceğim. Tamam, zaten lekeli değiller ama bunların altlarına, üstlerine bakarlar. Camlar var. Bu bomboş evde koltuk silmeyecek misiniz? Koltuklarla vakit mi kaybettirmek istiyorsun? Evet. Hayır, koltuklarla vakit kaybedemem. Benim 4 saatim var. Özlem'in evi eski bir ev. Tozlu, kirli. Ama çok fazla onu oyalayacağını zannetmiyorum. Peki banyo tuvalete gidiyoruz, yürü. Bak, hastayım zaten, bugün beni bağırtma. Aman be, sen de hastaysan gelmeseydin. Bilmiyor musun bu programın hasta bir insanla çekilmeyeceğini? Enerjim gayet yerinde, sesim yerinde değil. Sesimi ben yorma beni. Ben senin yerine temizlik yaparım, üzülme sen. Canım, sana ben annedim, onu bile yaparım. Teşekkür ediyorum. Hayır, şimdi orucum, o yüzden sesim iyice çatallanıyor. Beni bağırttırıyor bütün gün. Geç. Gel kız, gidelim. Evet, yine ayrı ayrı yerler. Lavabo kolay. Gördüğün gibi çok bir şey yok. Evet, her yer örümcek ağası. Burayla ilgilenmişim. Bak, burayla ilgilenmiyoruz. Sadece burada lavabo bizim. Ha, burası yok. Ha, burası yok. Tamam. Tuvalete gir. Of. Ya bu ne ama ya? Ama bu da yapılmaz gibi hassas kadına ya. Kız ona ne akmış öyle? Pas akmış. Oranın kirecini görüyor musun duvarı? Bak duvar ben. Oo, musluğa bak. Of, musluk da çok kötü. Ben bunları artık sen silersin böyle güzelce. Tatlı kız seni. Burayı restore edecekmiş gibi düşünün. Ben şunların üstünü falan, örümcek ağlarını sandım. Bu restorasyonu da senden öğrenmek istiyorum. Öyle gidip nasıl restore ediyorsunuz? 100 yıllık taşın üstüne sıva mı vuruyorsunuz? Onu ayrıyetten dinleyecek miyim? Hayır canım, öyle değil. Burada bence çok kolay. Bak, duşakabin yok, küvet yok, banyo dolabı yok. Özlem başarılı bir temizlik yapamayacak gibi geliyor yorumlarından. Çünkü çok dişli bir rakip olarak görmüyorum kendisini. Yan tarafı bilmiyoruz ama. Yan taraftan işimiz yok ki, bir tek burası bizim. Tek burası mı? Ya tuvalet, burada da banyo, burası da lavabo, yeter işte. Ay gerçekten bu kadarcık yerde mi yıkanıyorlar, bütün işlerini yapıyorlar? O ne demek öyle? Bütün işi dediğin zaten, herif bir tası dökülüm çıkıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Saçına bakım yaparsın. Krem sürersin, yani vakit geçirirsin yani banyo. Yani kremi gidip herhalde banyodan sonra yatağında ya da koltuğunda sürüyorsun. Saçına krem sürüp beklemiyor mu buradaki insan? Hey yavrum hey! İnsanlar saçlarını bile zor yıkıyor Özlem Hanım. Kız aldı bir elektrikli şofbenden yıkanıyor, bir de ki saçına krem sürmüyor mu? Şeye baktığın zaman hiç acaba bir saç kremi havası var mı ha? Buram buram kalıp sabun kokuyor. Banyo diyor ki saç kremi. Diyor ki bu diyor akşamları diyor saç kremi. Kapat Kadir, kapat. Kapat lütfen, evet. Nereden başlayacağız Özlem? Mesela oturma odasından. Oturma odasından başlayacakmışız, gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.